Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Eylül 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu ay sizin ayınız. 23 Eylül'e kadar Güneş burcunuzda olacak. Doğum gününüzü şimdiden kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve Yükselen Başaklarımız tabii ki yılın önemli aylarından birindeyiz. Güneş yükselen burcunuz üzerinde parlayacak ayın büyük bölümünde. Ve bu ayın konu başlıklarına baktığımızda neler var? Merkür ayın 15'ine kadar burcunuzdaki retrosunu sürdürecek. 15'inden sonra artık düzelecek. 15 Eylül'de burcunuzda bir yeni ay doğacak. Venüs retrosu bitiyor. Bununla birlikte Jüpiter retro harekete geçiyor. 29 Eylül'de Koç burcunda bir dolunay var. Ve ay boyunca Mars terazi burcunda olacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Sizin için önemli bir ay Eylül ayı. Sizin ayınız sevgili Başaklar. Güneşin 23 Eylül'e kadar burcunuzda olması tabii ki yaşam enerjinizi, coşkunuzu, yaratıcılığınızı arttıracak. Gezegeniniz Merkür de burcunuzda geriliyor. Bu gerileme sizi biraz da içe döndürmekle beraber aslında bir güç toplamanızı sağlıyor. Bu dönem 15 Eylül'e kadar böyle bir hazırlık dönemi. Sizin için böyle bir dizayn, böyle bir eksikleri tamamlama, hesap dönemi. Bu konuda hayatınızda nelerin düzenlenmesi gerekiyor? Hangi alanda eksik var? Hedefleriniz, planlarınız nedir? Bunları uygulamaya koymak için neleri yani öğrenmeniz ve tamamlamanız gerekiyor. İşte bunları gözden geçireceğiniz, hazırlık yapabileceğiniz bir dönem aslında. Ve 15 Eylül'de tam da bu alanda 21 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Sizin yeni ayınız, her yıl burcunuzda bir yeni ay, bir dolunay meydana geliyor biliyorsunuz. 15 Eylül'deki yeni ay sırasında Merkür de artık ileri harekete dönmüş olacak, güç toplamış olacak. Planlarınızı, hedeflerinizi hayata geçirebileceğiniz, başlangıçlar yapabileceğiniz bir yeni ay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa yeni ay sizin için çok daha önemli, etkili olabilir. 29 Eylül'e kadar olan süreç içerisinde yeni ay tesirleri de devam edecek. Venüs Aslan burcundaki retrosunu 4 Eylül itibariyle tamamlıyor. Ve ay boyunca Venüs Aslan burcunda 12. evinizde olacak. Bu süreçte ilişkilerde biraz belki gizli hayranlıklar, işte daha platonik konular gündeminizde olabilir. Burada kendi bilinçaltınıza yöneldiğiniz, duygularınızı gözden geçirdiğiniz bir süreçte yaşadınız. Şimdi bu alanlarda Venüs'ün ileri harekete dönmesi, güç toplaması belki özellikle ilişkilerde önemli etkiler getirebilir. Gizli yardımlar, gizli hayranlar, destekler, manevi rehberlikler, sanatsal yaratıcılığın artması, tüm bunları 12. ev Venüs geçişinde bekleyebiliriz. Ve Jüpiter Boğa burcunda yine 4 Eylül'de artık ileri hareketini bitirecek, gerilemeye başlayacak. Mayıs'tan bu yana biliyorsunuz Jüpiter Boğa burcunda sizin için de güzel bir pozisyonda. Şimdi 31 Aralık'a kadar, yılın sonuna kadar yaklaşık 4 ay Jüpiter gerileyecek. 15 derecede başlayacak, 5 dereceye kadar. Bu dönem içerisinde Mayıs ayından bu yana Jüpiter'in size sunmuş olduğu maddi ya da manevi gelişim imkanlarını gözden geçirme, içselleştirme imkanını da bulabilirsiniz. Bu ay Jüpiter'in güzel de açıları var. 4 Eylül'de burcunuzdaki Merkür'le bir üçgen açı yapacak. Merkür retro pozisyondayken yapacak bunu. Eğitim konuları, seyahatler, yurt dışı konuları, akademik konular, yayıncılıkla ilgili işlerde bazı fırsatlar çıkarabilir. Ve benzer açıyı 25 Eylül'de bu sefer Merkür düzelmişken yapacak. Yine Merkür-Jüpiter üçgeni sizin için şanslı, fırsatlı günler. 8 Eylül'de Güneş-Jüpiter üçgeni var. Burcunuzdaki Güneş'in Jüpiter'le yaptığı üçgen açı yine yılın en şanslı günlerinden birisi. Özellikle doğum günü 8 Eylül'e yakın olanları çok daha güzel etkileyecek. Çok daha fırsatlar, maddi manevi fırsatlar sunabilecek bir açı olduğunu söyleyebilirim. Ağustos ayıyla kıyasladığımızda bu ay daha olumlu açılar var gökyüzünde. Ağustos ayı biliyorsunuz daha sert, zorlu açıların olduğu bir aydı. Ve ayın 23'ünden itibaren Güneş artık terazi burcuna geçecek. Mars terazi burcunda para evinizde. 23'ünden sonra özellikle para kazançları,
gelirler giderler, alışverişler, yani maddi konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. 29 Eylül'de 5 derece Koç burcunda dolunay meydana gelecek. 8 derece yani tam 8. evinizde 5 derece Koç burcundaki dolunay özellikle parasal konularda önemli bir dolunay sizin için. Hisseli paralar, parasal paylaşımlar, borç alacak konuları, kredi konuları, eşinizin kaynakları, gelirleri, giderleri gibi alanlarda bazı dönüşümler, netleşmeler ortaya çıkarabilir. Önce burçlarımızı tabii ki daha çok etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında önce burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak, bu burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa sevgili Başaklar, bu dolunay sizi daha fazla etkileyebilir. Yani bir kredi alma gibi bir konunuz varsa netleşebilir. İşte miras, sigorta, nafaka, tazminat, burs gibi konularda etkiler var. Eşinizin para kazanması, eşinizin işi, kaynakları ve benzeri alanlar ya da ortaklı işler, ortaklı işlerden gelebilecek paylaşımlar, maddi konularda önemli etkiler getirebilir. Ayın son günlerinde ve hatta Ekim ayının ilk günlerinde de bu dolunayın tesirleri devam edebilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Başak Burcu, Zodyağın 6. burcudur. Merkür tarafından yönetilen Başak, toprak elementinin değişken niteliklerini taşır. Başak Burcu'ndan doğan kişilerin en büyük özelliği, pratik zekalı, çalışkan ve düzenli olmalarıdır. Onlar ayrıntıları inceleyerek, detaylı ve becerikli bir şekilde çalışabilirler. Merkür yönettiği için bilgi onlar için çok önemlidir. Gerek özel hayatlarında, gerek iş hayatlarında düzen de her zaman çok önemli olacaktır. Analitik bir zekaları vardır. Genellikle ince eleyip sık düşünür ve mantıklı karar verirler. Dışarıdan görünüşleri ciddi ve soğuk olabilir. Çok titiz olmaları temizlik ve sağlık takıntısı da yaratabilir. Maddenin önemine inanırlar. Maddi konularda tutumlu olduklarından paralarını biriktirerek yatırımlarda kullanırlar. İlişkilerinde çok duygusal değil, mantıklı hareket ederler. Entelektüel oldukları için konuşmayı severler ancak sosyal ortamlarda çoğu zaman biraz daha çekimser olabilirler. Başak Burcu, sabırlı, ağırbaşlı, tutucu ve geleneklere bağlı yapısıyla iş ve hizmet sektörünün de aranılan, güvenilen kişileridir.